Yetişkin bir büyük mavi balıkçıl kuşunu avlayacak pek fazla hayvan yok. Hal böyle olunca bizimki de güçlü ve büyük bir gagaya sahip olan tonaman bir kuş olarak karşımıza çıkıyor. Ama mavi balıkçılların yavruları ve yumurtaları haliyle tehlikelere karşı çok daha açık durumda. Daha önce bir kuşun timsaha saldırdığını görmüş müydünüz? Peki ya bir yılan balığını? Eğer büyük mavi balıkçıl kuşunu iş üstünde görmek istiyorsanız arkanıza yaslanın ve sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizler için mavi balıkçıl kuşunun avlanırken dehşet saçtığı anları derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. İlk olarak bu kuş neyin nesiymiş biraz anlayalım. Büyük mavi balıkçıl kuşları strese karşı oldukça savunmasızdır ve ara sıra bu kuşlarla baş etmek epey zorlayıcı olabilir. Gagaları bir insanı bile öldürebilecek kadar büyük ve güçlüdür. Yalnız beslenen balıkçıllar beslendikleri bölgeleri korur. Çizgi aşan canlıların da bu kuşlar tarafından öldürüldüğü bilinir. Yani savunma konusunda da oldukça iyiler. Gösterdikleri agresif tavır mevsimden mevsime değişim gösterir fakat türün genç örneklerinin yaşlılara nazaran biraz daha agresif olduğu bilinir. Burada bir ekip balıkçıl kuşları bahar ayında dönmeden önce kuşların yuvasına bir kamera yerleştiriyor. Kameralar yerindeyken kuşlar yuvaya dönünce de milyonlarca insanın balıkçıl kuşlarının yavrularını nasıl yetiştirdiğine tanık olması mümkün oluyor. New York'taki Central Park'ın kaplumbağa havuzunda bir büyük mavi balıkçılığın sakince sesler çıkardığına tanık oluyoruz. Bu kuşların yuvaya gelen eşlerine ciyak bağırışlarla hoş geldin dediği biliniyor. Bunlar hepten tehlikeli kuşlar olarak bilinen hayvanlar değil tabi. Büyük mavi balıkçılların zarif ve çekici olmaları gibi bir şöhretleri de var. Bunu sonuna kadar hak ediyor ama iş karın doyurmaya geldi mi o zerafetten eser kalmıyor. Avlarına sivri, hançer gibi gagalarını saplıyorlar. İnsanlardan da pek hoşlanmıyorlar ve rahatsız edildikleri takdirde yuvalarını bırakıp başka yere gittikleri oluyor. Fazla bile uzattık. Gelin aksiyonlu kısma geçelim. Mavi balıkçıl ve vatoz. Burada görmüş olduğumuz büyük mavi balıkçılın bir vatozu parçalayıp da yutması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Balıkçıl vatozu yutmadan önce güzel bir hazırlıyor ki yutarken bir sıkıntı çıkmasın. Bu balıkçıl sahilde bir yürüyüş yapıyordu ki bir vatoza denk geldi. Bu karnını doyurması için güzel bir fırsattı. Masa serip piknik yapacak gibi değil tabi. Uçmadan önce hızlı bir atıştırmalık sadece. Buradaki balıkçının durumu da aşağı yukarı aynı. Etrafta geziniyorken bir vatozla karşılaşıyor. Biraz deniz mahsulü yemek iyi olacak diye düşünüp vatoza çekinmeden hamle yapıyor. Ama vatozu tam da ağzına almışken bir nedenden dolayı onu yemekten vazgeçiyor ve bırakıyor. Yavru timsah yiyen balıkçıl. Burada görmüş olduğumuz küçük timsah, bir gölcükteyken yakınlarındaki balıkçılığın gelip de kendisini yemesi sonucu yanlış zamanda, yanlış yerde olmanın bedelini en ağır şekilde ödüyor. Sanırım timsahlar burada balıkçılar tarafından oldukça rağbet görüyor. Bu görüntülerde ise Florida'daki yavru bir timsahın koca bir mavi balıkçıl tarafından yakalandığına şahit oluyoruz. Yabani hayat bazen rahatsız edici derecede sert bir doğaya sahip olabiliyor. Ama yaşayan her canlının hayatta kalmak için bir şeyler yemesi gerektiği de bir gerçek. Buradaki yavru timsah eskaza annesinden fazla uzaklaşmış olmalı ki bir balıkçıl kuşuna yem oluyor. Tam her şeyi gördük derken bir yenisi daha çıkıyor. Buradaki mavi balıkçıla baksanıza, genç timsahı nasıl yakalayıp yutuyor. Hadi bakalım yine iyisin balıkçıl. Timsahlar böyle küçük boyutlarda oldukları zaman çevre etkenlere karşı çok daha savunmasız bir halde kalıyorlar. Burada görmüş olduğumuz balıkçıl da bu fırsatı tepmiyor ve timsahı hallediveriyor. Sıçan yiyen balıkçıl. Balıkçıl kuşları oldukça isabetli ve ölümcül avcılardır. Bu görüntülerde de ne demek istediğimizi net bir şekilde anlayacaksınız. Baksanıza, balıkçıl kuşu tek hamleyle tarla faresini nasıl da yakalayıp saniyeler içinde yutuyor. Buradaki balıkçıl kuşu yerden böylesine büyük bir misk faresi aldığında insanın aklında bu kadar büyük bir fareyi nasıl yiyecek acaba gibisinden sorular canlanıyor. Hemen anlatalım. Misk faresini daha rahat yutabilmek için önce suya batırıyor ve avını ıslattıktan sonra yutma işlemine devam ediyor. Balıkçılların yemek yemek için vahşi doğada olması gerektiği gibi bir kural yok. Burada görmüş olduğumuz balıkçıl kuşu da bir iş için şehre inmişti ki ufak bir atıştırmalık fırsatıyla karşılaştığında bunu boş geçmedi. Buradaki küçük tarla faresi ise kendini hızlıca yerden kapan bu balıkçılın bir sonraki öğünü haline geliyor. Balıkçıl yürüyüşe çıktığında denk geldiği küçük hayvanları alır ve yer. Burada da balıkçıl kuşuna av olan diğer bir küçük kemirgeni görüyoruz. Buradaki balıkçıl da bir yer sıçanı buluyor ve hiç vakit kaybetmeden mideye indiriyor. Ama ilk önce sıçan ağzındayken önce bir yumuşatıyor. Balıkçıl ve sincap. Buradaki balıkçılığın ne kadar becerikli olduğuna bir baksanıza. Sincabı yerken kapıp bir bütün olarak yutuyor. Bu kuşların yılanlardan bile tehlikeli olduklarını söyleyebiliriz. Buradaki sincap dalda o şekilde dururken kendini güvenli sanıyor ama ona yaklaşan balıkçıl kalkıp onu bir bütün halde yutunca sincabın o kadar da güvende olmadığı anlaşılıyor.
Sincaplar hızlı koşan hayvanlardır ama bir nedenden dolayı bu sincap balıkçıl kuşundan kaçacak kadar hızlı gitmiyor. Burada gördüğümüz diğer bir sincapın ölümü de bir balıkçıl kuşunun gagalarıyla oluyor. Balıkçıl kurbağa yutuyor. Oregon'da kayda alınan bu görüntülerde bir büyük mavi balıkçılın nasıl da bir kurbağa yakalayıp kurbağayı bir bütün halde yuttuğunu görüyoruz. Anne balıkçıl yavrularını akşam yemeği olarak kurbağa götürüyor. Anne balıkçılın kurbağayı hemen ağzından nasıl da çıkardığına bir bakın. Kurbağa ortaya çıktıktan sonra birkaç dakika içinde yavrular tarafından yeniyor. Aradan sadece birkaç hafta geçtikten sonra burada görmüş olduğumuz genç balıkçılar yuvadan ayrılacak ve kendi başlarına avlanmaya başlayacaklar. O yüzden vakit gelene kadar iyi beslenmeleri ve vakit geldiğinde hazır olmaları gerekiyor. Doğanın kanunu, avcı hayvanın av konumundaki hayvanları yemesidir. Etobur hayvanlar ne bulurlarsa yapıştırır. Etli olsun yeter. Burada görmüş olduğumuz balıkçıl da büyük ve etli bir kurbağaya denk geliyor. Ve etçil bir kuş olduğundan dolayı kurbağayı bir bütün halde yutuyor. Burada görmüş olduğumuz güzel balıkçıl, gölcükte bir kurbağa olduğunu fark ediyor ve onu bir bütün olarak yutmaya çalışıyor. Ama kurbağa oldukça büyük ve bizimki kurbağayı nasıl yutacağını çözmeye çalışırken süreç epey bir uzuyor. Balıkçıl muhtemelen yutmak için fazla büyük olduğunu düşünerek kurbağayı suya geri bırakıyor. Bu büyük mavi balıkçılı iş üstünde görmek sahiden de nefes kesici. Ama aksiyon hemen başlamıyor tabii. Hatta bazen hiç hareket etmeden suya 5-10 dakika baktıkları oluyor. Bunlar inanılmaz avcılar. Bu görüntüler ise Kuzey Amerika'nın en önemli kuş göç koridorlarından biri olan Creston Vadisi'nde kayda alınıyor. Büyük mavi balıkçıl ve balık. İsminden de anlaşılacağı üzere balıkçıl kuşlarının en iyi yaptığı şeylerin başında balık avlamak gelir. Buradaki balıkçıl ise yiyecek bir şeyler bakınırken bir balığa denk geliyor ve hamlesini yapıyor. Balık nispeten büyük ama bu durum balıkçıl kuşunu karnını doyurmaktan alıkoyamıyor. Ağzında büyük bir balık tutan diğer bir balıkçıl kuşu görüyoruz. Bu boyutlardaki bir balığı yutabilecek mi acaba? Avını yiyen bir balıkçıl kuşunun yapabileceklerini asla hafife almamak lazım. Ama bu kadarı da fazla. Baksanıza, balıkçıl kuşu ne kadar büyük bir balık yakalamış. Hemen kıyıya gitmesi lazım ki ağzından kaçarsa yüzerek kaçmasın. Balığı sıkıca tutuyor ve kıyıya çıkıyor. Ama balığın hareket etmediğinden emin olması gerek. Bunu da yaptıktan sonra kocaman canlıyı tek hamlede yutuveriyor. Büyük mavi balıkçıl ve yer sincabı. San Francisco'daki Golden Gate Parkı'nda kayda alınan bu görüntülerde büyük mavi balıkçıların yer sincabı avladığı görülüyor. Kuşlar bunu özellikle de bahar ayında besleyecek yavruları varken yapıyor. Olur da bir gün çimlerde duran bir balıkçıl kuşuna denk gelirseniz bir sonraki hamlesini dikkatlice gözlemleyin. Muhtemelen avlayacak bir şeyler bakıyorlardır. Buradaki balıkçılsa uzun bekleyişler sonunda bir yer sincabı yakalıyor ve beklediğine değiyor. Beklerken kulaklarını dört açıyor ve yerdeki titreşimleri hissediyorlar. Uygun anı yakaladıklarındaysa hiç vakit kaybetmeden hamleyi yapıyorlar. Buradaki balıkçıl yukarıdan baktığında aşağıda bir yer sincabı olduğunu tespit ediyor ve yakından bakmak için alçalmaya karar veriyor. Geldiğinde ise bunun leziz bir atıştırmalık olacağını teyit ediyor ve yer sincabını kapıveriyor. Buradaki yer sincabı ise arkadaşlarıyla güle oynaya vakit geçiriyordu ki bir balıkçıl kuşunun gazabına uğradı. Av her ne kadar merhamet dilediyse de balıkçılığın karnını doyurması gerekiyordu. Bu yüzden sonu diğerleri gibi oldu. Balıkçıl ve çizgili sincap. Burada görmüş olduğumuz tatlı çizgili sincap yanlış kuşa çatıyor. Bunu balıkçıl kuşu gelip kendisini yakalayınca daha iyi anlıyor tabii ama iş işten geçmiş oluyor. Bizimki kaçmak için elinden geldiğince şiddetli bir şekilde çırpınıyor. Ama balıkçılın gagası sıkı bir şekilde kapanmış durumda ve çizgili sincapın kaçması mümkün olmuyor. Buradaki büyük mavi balıkçıl parkta güzel vakit geçiriyordu. Ama lezzetli bir şeyler olmadan günün pek de güzel olmayacağı bellidir. Bu yüzden gününü yakaladığı çizgili sincapla daha da güzelleşilmesini biliyor. Burada görmüş olduğumuz çizgili sincap, düşen bir kuş yemliğinin oralarda karnını doyurmaya çalışıyordu ki oradan geçen bir balıkçılın karnını doyurmasına vesile oldu. Balıkçıl ve kunduz. Kunduzlar çokça tatlı suyun olduğu bölgelerde yaşayan büyük kemirgenlerdir. Bu görüntülerde bir kunduz, bir balıkçıl kuşuna denk geliyor ve akabinde yaşananları tahmin etmek pek de zor olmasa gerek. Değil mi? Doğru tahmin ettiniz. Kunduz, balıkçılı yiyor. Nasıl ya? Şaka şaka. Ama kunduz o kadar büyük ki bunu yutmak balıkçılığın epey bir vaktini alacak gibi. Dağ yürüyüşüne çıkan iki kişinin kamerasına yakalanan bu görüntülerde bir balıkçılığın yavru bir kunduz yakaladığı ve hareket edemeyecek hale gelene kadar evirip çevirdiği görülüyor. Sonra da kahvaltılık niyetine yutuyor. Balıkçıl yılan balığı yutuyor.
Burada görmüş olduğumuz balıkçıl, öğün niyetine biraz daha egzotik ve nadir bir hayvan tercih ediyor. Bu bir yılan balığı ve yılan balığının balıkçıların avladığı hayvanlar genelinde kıyasla çok daha kaygan olduğu bir gerçek. Balıkçılın da yılan balığını yutmak üzere ağzına götürmeye çalışırken ne kadar zorlandığı görülüyor ama birkaç denemeden sonra nihayet başarılı oluyor. Bu görüntüler sahiden de inanılmaz. Karnı oldukça aç olan bir balıkçıl kuşunun devasa bir yılan balığıyla mücadele ettiğini görüyoruz. Buradaki yılan balığı da şakaya gelir gibi değil. Baksanıza nasıl da var gücüyle kuşa karşı koymaya çalışıyor. Ama bir yere kadar tabii. Balıkçıl nihayetinde koskoca yılan balığını bütün halde yutmayı başarıyor. Burada görmüş olduğumuz büyük mavi balıkçıl kuşuysa güzel bir manzara karşısında bir yılan balığı ziyafeti çekiyor. Buradaki balıkçıl kuşunun işi o kadar kolay değil. Avladığı yılan balığını yemeye çalışırken epey bir sıkıntı çekiyor. Kuşun yılan balığını tam olarak yutması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Burada görmüş olduğumuz büyük mavi balıkçılsa karnını doyurmaya başlamış bile. Ama hayvanın yarısı kuşun yemek borusundayken bile çıkmak için nasıl mücadele verdiği takdire şayan. Buradaki balıkçılsa orta boyutlarda bir balık yakalıyor ve hiç yoktan iyidir diyerek balığı bir bütün halde yutuveriyor. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.